Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri benden hep sakal videosu istiyorsunuz. Kısadan uzuna doğru. Ahanda Semih'i buldum. Bulmuşken de kaçırmayalım dedim. Şimdi bu sakalları size kısadan uzuna doğru yapacağım. Ama çok fazla kısaltmayacağız galiba. Değil mi Semih? Aynen. Fazla kısaltmayacağız ama yanları 2 ile alacağız değil mi? Yanları evet kısaltalım. Tamam. Ona göre. Şimdi arkadaşlar şu numarayı 1/2 bunu takıyoruz. Ondan sonra çengeli aşağı indirelim. Semih, bunu çok böyle 2'yi aşağı kadar alayım yoksa buralardan bırakayım? Yukarılarda bırakalım. Burada bundan sonrasında da kat vereyim. Aynen. Tamam. Gençler şimdi şu bölümü bu numarayla alıyoruz. 1/2 ile buraları güzelce bir kısaltalım. Burayı şöyle bir kısalttık. Gördüğünüz gibi şu an böyle. Ondan sonra 3 numara, bildiğiniz orijinal 3 numarayı takıp çengeli tamamen kapatıp şurayı ezmemiz lazım. Burayı ezdikten sonra model şöyle çıkacak. Ondan sonra oradaki izler var ya, o izleri gençler 2'yi takıyoruz, gerçek 2'yi ve çengeli aşağı indirip şuraları, şuradaki izleri hafif hafif böyle yiyerek buraları kaybedebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Semih, bak bakayım iyi mi? Aynen abi. Güzel değil mi? Aynen. Peki bu altları ne yapayım? Altları abi kısaltalım yine. Kısaltayım oralarını da. Tamam. Nefes aldıralım. Tamam gülüm. Şimdi gelelim buraları. Buralara da kaldırarak, makineyi kaldırarak yapıyoruz gençler. Şu bölüme fazla girmeden. Şimdi buralar bitti. Şimdi bu sistemin aynısını diğer tarafa yapıyoruz. İlk önce 1/2'yi takıyoruz. Çengel aşağıda. Bu işlemi yaparken kesinlikle unutmamaya çalışın aldığınız yeri. Biz az önce ne yapmıştık? Şu bölümü almıştık. Kaçırmayın yani makineyi. Bu bölümü aldık. Şuradaki fazlalığı da alıyoruz. Ondan sonra ne yapmıştık? 3 numarayı takıp çengel yukarıdaydı. Sonra buraları hafiften yiyerek bu şekilde alıyoruz. Sonra bir tık daha çengeli aşağı indirip şuraları alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra orijinal 2 numarayı takıp 2 numarayı taktıktan sonra şuralardaki izleri kaybediyoruz. Buraları da alıyoruz. Şöyle. Şimdi sıra geldi bu bölüme. Bu bölümü hafif hafif yukarı doğru kaldırarak. Sonra buraya da şu bölümünü çapraz bir şekilde, böyle değil çaprazlamasına, bu şekilde alarak buraları da hallediyoruz. Ondan sonra tekrar aynı sistemin bu tarafına geliyoruz. Şu altı böyle kaldırıp sakalın altını güzelce alabilirsiniz. Tamam. Semih, şöyle bir dur bakalım. Nasıl? Biraz daha bir kısaltalım şeyi. Bunu kısaltacağım. Aynen. Tamam. Onu makaslayacağım. Ha, yanları şey. Tabii yanlar, altlar falan şu an nasıl? İyi mi? Aynen, okey. Onlar da tamamız değil mi? Aynen. Tamam. Gençler şimdi İstersen bu altları sana biraz daha boşaltabilirim. Evet, şuraları boşaltabilirim. Şuraları biraz daha boşaltabilirim sana. 1 numarayla alabilirim. Tamam. Evet gençler. Sonra 1 numarayı takıyoruz. Semih'in de dediği gibi. Şuralardaki fazlalıkları alacağız. Çok fazla yukarı çıkmadı. 1 numarayı takarak şu şekilde çok fazla yukarı çıkmadan buraları inceltiyoruz. Ondan sonra şöyle tam olmama kaydıyla şuraları yukarı doğru makineyi kaldıra kaldıra şuralardaki izleri kaybediyoruz gençler. Tamam. Semih'im bak bakayım iyi mi? Daha iyi oldu. Güzel değil mi? Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi makaslama işlemine. Bunun için bu tarak değil. Daha ince ağızlı ve sakalı canını yakmayacak bir tarak lazım. Bunun gibi. Bununla şimdi biraz incelteceğiz. Alttan başlayarak yukarı doğru bakın. Zaten sakalda istediği kadar karışık olsun. Bu taraklar çatal tarak olduğu için bunlar sakala çok rahat bir şekilde giriyor. Bunu saçlarda da kullanabilirsiniz bu tarağı. İşinizi çok ama çok iyi görür. Sadece uçları biraz sivri. Kullanırken can acıtabilir. Onun için çok dikkatli kullanmanız lazım bu tarakları. Ondan sonra şuraları da şöyle fazlalıkları bununla alarak gördüğünüz gibi gençler. Semih'im bak bakalım bu tarafı iyi mi? Aynen abi. Okey değil mi? Aynen. Tamam. Şimdi bu ortayı ne yapayım şurayı? Onu da biraz kısaltayım mı? Kısaltalım abi ya. Tamam. Arkaya doğru olanı diyoruz. Tamam. Gençler bakın. Burası sakal yukarı doğru dönüyor. Burada yapacağınız işlem sakalı şöyle ayırın. Zaten burada model ortaya çıkıyor. Şu bölgeye dokunmadan aşağı doğru burayı kaybedebilirsiniz. Şöyle. Çok fazla girmeden. Ondan sonra ortada birleşiyor bu. Sonra burayı şöyle hafif bir şekilde buralardan geçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Sonra gelelim bu tarafa. Bu taraftaki izi de böyle kaybediyoruz. Katı da tarakla veriyorum zaten. Ondan sonra gençler buradan bu tarafı şöyle alarak çaprazlama bir şekilde buraya giriyoruz. Semih'im bakayım. Nasıl? İyi abi. İyi değil mi? Aynen. Bu kısalık nasıl? Ortası falan güzel değil mi? Daha fazla kısaltmama gerek var mı? Bence iyi ya. Bıyık üstleri? Bıyık üstleri mi? Onlara bırakayım mı kalsın mı? Biraz kısaltsak iyi olacak sanki. Olur gülüm. Ya da sen nasıl dersen aslında ya. Ya burada fazlalıklar var sadece. Onları az biraz toparlasak yeter bence. Tamam. Gençler buraları da böyle şu burun aralarına girenleri şu makas yardımıyla şöyle güzelce fazlalıkları alabilirsiniz rahat bir şekilde. Makası hiç kaldırmadan böyle tık 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 sadece arkasını kullanarak tek hamlede gidebilirsiniz. Bu da bir eğitim bilgisi olsun size. Tamam. Bak bakayım Semih. İyi mi? Aynen. Evet gençler. Aynen. Gördüğünüz gibi sakalımızı 2 numaradan başladık. Hafif aşağı doğru yuvarlak elips şeklinde bir yuvarlaklık verdik. Ve şurayı biraz daha dolgun bıraktık. Bu tarz sakallarda bu modeli böyle kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Numaraları da zaten size az önce anlattım. Onu da gördünüz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve özellikle like atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.